Bugün Bakanlar Kurulu'nda kapalı Maraş konusu da değerlendirildi. Artık kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanı gelmiştir. Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken basın açıklaması yapan Dışişleri Bakanı Özersay, kapalı Maraş'la ilgili alınan kararı duyurdu. Kıbrıslı Bakan, envanter çalışması yapılacağını duyurdu. Bu çalışma sonrasında ortaya çıkacak verilere dayalı olarak atılacak adımlar ve yol haritası belirlenecek. Hükümet olarak envanter çalışması ertesinde atacağımız bir sonraki adımda, kapalı Maraş'ın eski sakinlerinin ve vakıflar idaresinin mülkiyete dair hak ve menfaatlerine halel gelmeyecek şekilde hareket edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, kararın açıklanmasının ardından ulusal kanala bağlanarak konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uzun zamandan beri Maraş belki bir pazarlık konusu edilebilir diye kapalı tutmuş. Federal temelde bir anlaşmaya zemin oluşturacak müzakereler hiçbir şey çıkmamıştır. Hiçbir sonuç elde edilememiştir. Bunların federal anlayışı esasında üniter bir yapı içerisinde Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin de dışlandığı, Türkiye'nin adayı terk etmesiyle, garantörünün son bulmasıyla Kıbrıslı Türklerin azınlık statüsünde Avrupa Birliği içerisinde zaman içerisinde yok edilmesine yönelik bir takım planlar toplamda. Dolayısıyla artık Kıbrıs Türk'ü oyuna gelmeyecektir. Artık Kıbrıs'ta daha gerçekçi bir çözüm için yoluna devam edecektir. Bu da Türkiye'mizle birlikte, ana vatanımız Türkiye'yle birlikte Kıbrıs'ta federal temelinden ziyade daha fazla belki iki devletli bir çözüm, belki konfederasyon, belki katife ayrılık, belki AB çatısı altında iki ayrı devlet. Bu gibi yaklaşımlarla belki bu saatten sonra müzakere süreçleri bizden hoşlanacaktır. Bizim hükümetimiz ilk kez yıllardan sonra hükümet programında da ifade edildiği gibi Kıbrıs'ta artık belki Avrupa Birliği çatısı altında iki devletten söz etmiştir. Ve bu şekilde yeni bir politika oluşturmuş bulunmaktayız. Evet. Ve Türkiye ile birlikte bu Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama çalışmaları ve egemenlik hakları, hak ve çıkarlarımızın korunması için uyumlu bir şekilde yeni bir döneme hep birlikte imza atıyoruz. Bu bağlamda bu Maraş meselesi de gündeme gelmişti. Binaenaleyh yerleşime açılması noktasında bir çalışma içerisine girmiş bulunuyoruz. Bu da bana göre 50 seneden sonra önemli bir kazanımdır, önemli bir gelişmedir. Çünkü kapalı bir yerin bu şekilde bir statüye kavuşturulması için atılan adım fevkalade önemlidir diye düşünüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazi Mausa şehrine bağlı olan Maraş, 1974'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı.